Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Eskişehir'deyiz. TEİ tesislerinde, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın organizasyonunda tesislerde kısa bir gezintimiz olacak. Bu çekimlerde herhangi bir röportaj iznimiz yok. O yüzden bazı projelerle ilgili, özellikle TF6000 ile ilgili görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Anonslarımı izleyeceksiniz. Gelin birlikte TEİ'de neler yapılıyor, şu an gündemde olan projeler ne, birlikte bakalım. Hadi başlayalım hemen. Motor başlatma komutunu verebiliriz. Buyurun. TEİ açısından bize en heyecan veren motorların başında arkamda gördüğünüz TF6000 motoru geliyor. Aslında bu motor jet motor olarak TEİ'nin tasarladığı ilk konsept ve geçtiğimiz günlerde de ilk çalıştırması gerçekleştirildi. Test videolarını da şu an sizle paylaşıyoruz. RPM olarak adlandırılan yaklaşık 16.000 dakikada dönüşe ulaşmış durumda bu motor. Tabii ki bu ilk bir çalıştırma, arkasından çok sayıda test gelecek, birkaç yıl sürecek ve sonrasında da bu motoru Baykar'ın Kızıl Elma, TUSAŞ'ın Anka 3 konseptlerinde göreceğiz. Hemen tabii buradan bir motor ailesi oluşturulacak. TF6000'i TF10000 izleyecek. TF10000'de arkada bu gördüğümüz olduğunuz egzoz kısmına bir art yakıcı, yani afterburner sistemi eklenecek. Bu motor 6000 libre, o motor 10.000 libreye kadar çıkacak. Böylece bir jet motor ailesine Türkiye kavuşmuş olacak. İşte savunma projelerinde en eksik konuların başında motor geliyor. Motor açısından da, jet motor açısından da TF6000 ilk ve çok önemli bir adım. Darısı milli muharip uçak Kaan'a diyelim. Bu motorla ilgili hatırlayacaksınız, geçmiş aylarda çeşitli işte saha olsun, İDEF olsun, Teknofest olsun, bu organizasyonlarda TEİ Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşitler röportajlarımız vardı. Özellikle TF6000'i de buraya ekliyorum. O röportajdan daha detaylı, bu motorun sadece havacılık anlamında değil, gemilerdeki sistemlerde nasıl kullanılabilir veya sonrasında örneğin elektrik üretmek amacıyla nasıl bir kaynak haline gelebilir, o detayları Mahmut Hoca çok güzel anlatmıştı. Buradan o röportajları izlemenizi tavsiye ederim. TEİ'ye baktığımız zaman tabii ki milli motorlarla son yıllarda gündeme geliyor ama dünyadaki çok sayıda uçak için, hava aracı için TEİ parça üretiyor. 2000 civarında parça üretiyor. Ve bu parçaların en önemli üretim merkezi de bu içinde bulunduğumuz B1000 olarak adlandırılan bina. Burada 5 eksenli özel CNC tezgahlar, o metalleri tabiri caizse ağacı yontar gibi saatlerce çok hassas bir şekilde kesimini yaparak motor parçası haline getiriyor. Uçak üzerinde en pahalı parça motor. Ve bu motor parçasının bazen sıcaklıkları 600 dereceye yükselen, bu 600 dereceye de öyle bir irtifa düşünün ki yerden 10.000-15.000 metre irtifaya çıkıyor. -57 santigrat derece dışarısı. Burada bu çalışmayla birlikte bu itkiyi sağlıyor, uçağı uçuruyor. Arkasından da bir bakıyorsunuz +40 derecede çok sıcak bir ortama iniyor uçak. İşte bu aşamalarda motorun emniyetle çalışması lazım. Ürettiğiniz parçanın da hassasiyeti çok yüksek. Bazen motor imalatçıları çok daha küçük alanlarda yaptığı motorlarla bir bakıyorsunuz havacılıkta sivil olsun, askeri olsun ana gövde üreticilerinden daha fazla para kazanabiliyor. TEİ dolaşırken tabii yeni nesil Türkiye'de tasarlanmış milli motorları ağırlıklı olarak görüyoruz ama arkamda da bir havacılığın klasiği yatıyor. Ne anlamda klasik bu? NATO'da kullanılan E3 AWACS erken havadan ihbar kontrol
uçakları var. O motorlarda kullanılan TF-33 motorlarını görüyoruz. Aslında TEİ'nin yaklaşık %48-49'luk kısmı General Electric'in. Bu motor rakip motor. Yani bir başka Amerikalı imalatçı Pratt & Whitney tarafından ta 1950'li yıllarda Boeing 707 BC-8 gibi dönemin yolcu uçakları için tasarlanıyor ama aynı zamanda askeri anlamda da kullanılıyor ve bir JT3 ailesi oluşturulmaya başlanıyor. Bu motorları hatırlayacaksınız, böyle kanat altında ince uzun motorlar, oradan fark edebilirsiniz. Bu motorlar 1985'e kadar binlercesi üretiliyor. Askeri anlamda kullanıcıları arasında işte sivili saydık 707, DC-8 gibi yolcu uçaklarının yanı sıra askeri anlamda B-52'nin H modeli bombardıman uçağı 8 adet var bu motorlardan. Boeing 707'nin askeri türevleri olarak adlandırılan E-3 AVAX'larda 4 adet var. C-141 askeri nakliye uçağında da aynı zamanda kullanılıyor. Askeri modelindeki her bir motorun itiş gücü yaklaşık 25.500 libre. Tabii 1950'lerin teknolojisi olduğu için de yüksek yakıt tüketimine sahip. Bir kısım KC-135'lerin E modellerinde de kullanılmış bu uçak. Sonrasında da yerini Boeing 737'lerden hatırlayacağınız CFM56 serisiyle modernize ediliyor. Ama bir motor görüyorsunuz, 1950-56'lı yıllarda ilk çalıştırması, yıl 2024, neredeyse üzerinde 70 yıla yakın bir süre geçmiş durumda ve bu motor aktif olarak kullanılıyor. TEİ ile bağlantısı şu: NATO'nun E-3 AVAX uçaklarının motorlarının büyük bakımları, bu motorlar sökülüyor, Eskişehir'e geliyor. Burada büyük bakımdan, revizyondan geçiriliyor ve arkasından tekrar takılarak uçuşlara veriliyor. Bu motorlar yüksek yakıt tüketimi dedik, şu dedik, bu dedik ama kendini o kadar ispat etmiş ki her anlamda operasyonuyla, uçuş emniyetiyle hala kullanılmaya devam ediliyor. Ben bunları anlatırken havacılığın klasiklerinden diyorum, gerçekten köşe başları bu teknolojiler ve bu teknolojilerin elde edilmesiyle birlikte bir sonraki aşamaya geçilip burada yeni nesil motorlara, tabiri caizse bu motorlar ağabeylik yapıyor. İşte burada görüyorsunuz, işte TF-6000, TF-10000 geliyor. TEİ'nin yaptığı jet motorlar bunlar. Aynı zamanda PD-170 ailesi insansız hava araçları için. TS-1400 helikopter motoru, helikopter için geliştirilmiş, Gökbey'de kullanılıyor. Bu gibi sistemler hep üzerine parça parça koyanarak bir sonraki adıma geçiliyor. Ve bir anlamda tabii ki TEİ haklı olarak para kazanmak için de bu tür projelerde yer alıyor ve aktif olarak buralarda görev yapıyor. Bir uçak motor fabrikasında şu an bulunduğumuz yer aslında benim de en merak ettiğim noktalardan bir tanesi. Burası bir motor test merkezi. Arkamda görmüş olduğunuz motor TF-33. Bakın, bütün parçaların kontrolleri, bazı modifikasyonların yapılması gibi çok detaylı işlemleri içeriyor ve sonrasında da o parçalar tekrar bir araya gelinip test edilmesi gerekiyor. Teste gördüğünüz bu merkezde yapılıyor. Ön tarafta bir şekilde havanın alışı temiz bir şekilde, FOD olarak adlandırılan yabancı madde hasarı olmadan havanın akışı gerekiyor. Burada aynı uçaktaki gibi motora işte hidrolik basılıyor, yakıt veriliyor ve motorun sanki uçakta havadaymış gibi çalışması gerçekleştiriliyor. Sadece tabii burası Eskişehir, denizden yüksekliği belli ama bu uçaklar çok yüksek irtifalarda, soğuk havalarda testler yapabiliyor. Burada çalıştırma sonrasında tüm bu veriler dikkatlice kontrol ediliyor ve testlerden geçer not alması gerekiyor. Bazen herhangi bir arıza olduğu zaman motor tekrar indiriliyor, bakımları gerçekleştiriliyor ve son bu testten alınacak onay sonrasında müşteri olarak adlandırılan artık kimse, Türk Hava Kuvvetleri mi, yabancı bir kuvvet mi, bu motor buradan teslim ediliyor ve uçaktaki ömrüne devam ediyor. Çekimlerimize TF-6000'in testleriyle başladık ama işte arkamda TF-10000, bununla bu videoyu kapatalım. Bir sonraki adım TF-10000. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor ve TF-6000 ile birlikte bir aile oluşacak. Ne kadar çok yerli motora sahip olursak savunma projelerinde, o kadar hızlı ilerlemek, o kadar milli olması çok çok önem taşıyor.
Bugün bu kısa videoda sizlere azıcık teyide neler yapılıyor, ne yapılıyor? Güncel görüntülerle sizlere bilgi vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.